006, the prototype. Naber? Ben Clayton. ...006'ın kim olduğunu öğrenene kadar teori videolarına böyle gireceğim. Şu arkadaki müziği biraz daha gizemli yapabilir miyiz? Hatırlarsanız oyunun başında oyuncu olarak bir mektup almıştık. Bu mektup kim tarafından yazıldı ya da oyuncuya nasıl ulaştırıldı? Öncelikle hem kağıtta hem de zarfta Playtime fabrikasının logosu bulunuyor. Yani bu mektup resmi bir dille ulaştırıldı. Oysaki bu mesaj, fabrika adına iletilen bir mesaj değildi. Bu mektubu yazan kişi ne bir fabrika çalışanıydı, ne de yetişkin bir insandı. Mektubu mantıksal olarak incelersek yazım hataları olduğunu fark edebiliriz. Bu yazım hataları yazı yazmayı bilen bir insanın yapacağı cinsten değildi. Tam da bir çocuğun yapacağı hatalardı. Mektuba göre önemli bir şey için 10 yıl geç kalmıştık. Ya da mektup elimize 10 yıl geç ulaştı. Belki de sadece bir çocuğun olayları abartmasıydı. Yani mektubu yazan kişi aslında bir çocuktu. Ya da oyuncağa çevrilmiş çocuk bir oyuncaktı. Mektubu yazan kişinin çocuk olacağını düşünürsek bu mektubu yazan kişi Poppy değildi. Stella ile Poppy'nin seslendirmenleri her ne kadar aynı olsa da birazdan Stella hakkında hiç duymadığınız çok farklı bir bakış açısı söyleyeceğim. Eğer YouTube'daki en iyi Poppy Playtime gizem videosunu izlemediyseniz de ortalıkta cahil cahil dolaşıyorsunuz demektir. Madem ki Poppy yetişkin bir insan değil bir çocuk, o halde neden mektubu yazan kişi olamaz? Çünkü bir çocuk eğer kendini bir yerde anlatacaksa ismiyle Poppy'yi yani gelinciyi bul değil beni bul yazardı. Peki o zaman Stella kimdi? Oyuncular olarak her zaman 1006'yı Elliot Ludwig, daha doğrusu bir erkek olarak tasvir ettik. Peki neden Stella 1006 olamasın ki? Fabrika çalışanlarının deney 1006'yı koruma altına almalarının nedeni fabrikanın müdürü olması değil de ya kız olmasıysa? Burada aklımıza kesimisiyle Mami Longlegs geliyor. Ama zaten oyundaki tüm kız oyuncaklara özel davranılıyor. Poppy'nin kendine özel küçük bir odası varken Mami Longlegs'e devasa bir alan veriyorlar. Huggy Wuggy ile Catnap'i köle gibi kullanırlarken de kesimisiyi bir yerden bir yere trenle taşıyorlar. Peki ya size çok farklı bir şey söylesem? Ya Stella oyuncunun kendisi ise? Çocuklara her zaman eğer kızsa bir erkekle, erkekse de bir kızla konuşulmaması öğretilir. Ve fark ettiyseniz fabrikada yüz yüze hiçbir zaman bir erkekle konuşmadık. Belki de bu yüzden Catnap bizle hoparlörden konuştu. Eğer hayır Doc Day erkekti diyorsanız size biraz saçma gelebilir ama aslında Doc Day de bir kızdı. Doc Day ile karşılaştığımızda belden aşağısı yoktu. Belki de oyuncaklar zarar gördüklerinde sesleri kalınlaşıyordu. Doc Day'in kalın sesle konuşmasının nedeni belki de buydu. Eğer hatırlıyorsanız Mami Longlegs de kolunu makineye kaptırana kadar ne kadar kibar konuşuyordu. Catnap de daha küçük bir çocuk olduğu için bizle yüz yüze karşılaşmaktan belki de bu yüzden sürekli çekiniyordu. Çünkü onlara küçükken böyle öğretilmişti. Peki o zaman mektubun bize ulaşmasını sağlayan kişi kimdi? Öncelikle fabrikalarda ayak işlerini güvenlik görevlileri yapardı. Bu fabrikanın güvenlik görevlisi ise Huggy Wuggy'ydi. Evet, Huggy Wuggy saldırgan ama itaatkar bir deneydi. Fabrikanın kamera kayıt geçmişine baktığımızda Huggy Wuggy'nin fabrikadan kaçtığı bir aralık olduğunu görüyoruz. Ama bu kasetlerin hiçbirinde ondan Huggy Wuggy olarak bahsedilmiyordu. Israrla her seferinde deney 1170 olarak bahsediliyordu. Çünkü zaten Huggy Wuggy oyuncağın adıydı. Fabrika çalışanları ona deney 1170 diye hitap ediyordu. Ve çocuklardan başka hiç kimse de ona Huggy Wuggy demiyordu. Fark ettiyseniz Poppy de Huggy diyordu. Çünkü Poppy de bir çocuktu. Kasette Huggy Wuggy'nin bir evin önünde sakin bir şekilde durduğunu da görüyoruz.
Benimki o ev bizim evimizdi ve Hagiwagi bize bu mektubu getirmişti. Fabrikanın ne zaman bir odasından diğerine geçecek olsak, oyuncak değil de bir insan olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyor. Zaten prototip Catnap'e bu yüzden ihtiyaç duyuyordu. Çünkü fabrikadan kaçması için Theodore'un yardımına ihtiyacı vardı. Çünkü Theodore o zamanlar bir insandı. 1006'nın fabrikadan kaçması için ihtiyacı olan anahtardı ve hiçbir zaman onun umurunda olmadı. Yani bu mektubu bize bir çocuk yazdı. Belki de oyuncağa dönüşmekten kurtulmuş bir çocuk. Ve Hagiwagi'nin fabrikadan kaçmasını sağlayan da o çocuktu. Catnap çocukları bu yüzden gazıyla uyutuyordu. Birileri onları anahtar olarak kullanıp fabrikadan kaçmasın diye. Ve Poppy'nin tutulduğu kafes hiçbir zaman kilitli değildi. Çünkü aslında Poppy'nin orada hareketsiz kalmasının nedeni de uyku gazıydı. Ve eğer her kimse Elliot Ludwig en büyük amacına ulaşmıştı. Amacı çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmaktı. Bu fabrikada üretilen tüm oyuncak deneylerse her zaman gülümseyerek dolaşıyordu.